Cumhurbaşkanlığı seçimine de etki edeceği için neticesi önce takvimi bir hatırlatalım. Önce yerel seçimler yapılacak 2019'da sonra yıl sonuna doğru Cumhurbaşkanlığı evet. seçimi yapılacak. CHP çok iddialı girecek mi bu yerel seçimler? Yani sizin aşağı yukarı adaylarınız veya aday adaylarınız bu büyük şehirler için belli mi? Çünkü bu büyük şehirler oldukça belirleyici olacak gibi görünüyor. Ee, İstanbul, Ankara, <laughs> evet, Bismir, efendim, e Antalya diğer büyük şehirler. Bu iki büyük kenti ve daha başka diğer büyük kentleri, işte Adana'yı, Mersin'i bunların yanına ilave edebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi alma kararlılığına sahiptir. Bu kararlılıkla bütün çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kentlerde ne yapılmalı? Bu kentlerde sorunlar nelerdir? Farklı ne yapılmalı? İstanbul diyoruz mesela. İstanbul'un en büyük meselesi şu an depreme hazırlıktır. 2030'a kadar İstanbul'da deprem olma olasılığını bilim adamları çok yüksek görüyor. Sizin CHP olarak bir projeniz var mı? Türkiye depremi veya İstanbul depremi ile ilgili bir somut bir raporunuz, hazırlığınız var mı? Ee, elbette çalışmalarımız, raporlarımız var. Gerekse bunları ayrıca paylaşabiliriz. Türkiye'de toplam 20 milyon bina ya da bağımsız bölüm vardır. İşte konut olabilir, dükkan olabilir, diğer yerler olabilir. 20 milyon bağımsız birim vardır. Bunun 15 milyonu 99 depreminden sonra çıkarılan yönetmelikten önce yapılmıştır. 5 milyonu bu yönetmelikten sonra yapılmıştır. 5 milyon bağımsız birimin depreme karşı dayanıklı olduğunu varsayıyoruz. Çünkü yönetmelik değişti ona göre bunların sağlam yapıldığını düşünüyoruz. Kalan 15 milyon bağımsız birim risk grubu içerisinde. Elbette Türkiye'nin her tarafı bütün illeri deprem karşısında aynı riske sahip değil. Türkiye'nin birinci derece deprem riskine sahip bölgelerinin Türkiye yüz ölçümüne oranı yüzde 42'dir. Evet. İkinci dereceyi de kattığımızda bu oran yüzde 66'ya çıkıyor. Yüzde 66'lık bu alan içerisinde yaşayan nüfus 57 milyondur. Yani Türkiye nüfusunun 57 milyonu deprem riski altındadır. Dolayısıyla depreme hazırlık özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok büyük kentin, birçok kentin en önemli en öncelikli sorunudur. Bu konuda İstanbul ya da diğer kentler gerekeni yapmış mıdır diye baktığımızda bunu çok güçlü bir şekilde yapmıştır diyemiyoruz. İstanbul'dan örnek vereceğim. 99 depreminden sonra İstanbul'da 470 deprem toplanma alanı tespit edildi. Bu sayı bugün 77'ye inmiştir. Bu kadar taşınmaz, bu kadar arazi zaman içerisinde imara açılmış, yapılaşmaya açılmış ve çok büyük ticari tesisler ya da diğer konut yatırımları bu alanlarda yapılmıştır. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi çok hafife almıştır. Çok hafife almıştır. Deprem toplanma alanı şu değil. Deprem anında ilk şokla herkes bu alanlara toplandı, sonra evlerine döndü. Ev yok, ev yıkıldı. Yani burası bu alanlar aynı zamanda bir geçici iskan bölgesidir. Bunları gelişi güzel e, imar açamazsınız. Asla buna hakkınız yok. İstanbul bu anlamda çok kötü yönetilmiştir, yönetilmemiştir. Efendim, sizin e, önceki dönemlerdeki yani yerel yönetimlerle de ilişkiniz ve bağınızı düşünecek olursak 90'lı yılların ortalarında İstanbul evet. Efteler sırasında Beyoğlu ilçesinde bir dizi çalışmada yenilenmesinde şehrin bu bölgesinin evet. adımlarınız olmuştu. Biraz oradan yola çıkarak soracağım izin verirseniz. <laughs> evet. Sizin de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığınız aday adaylığın söz konusu mu? Böyle bazı yazılar ve duyumlar e, kamuoyuyla çıktı, konuşuldu. Sizden duymak isterim. Siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak ister misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi adına. E, sayın Çelik, e, şöyle cevaplayayım bu sorunuzu. İstanbul benim. İstanbul'da görev yaptığım dönemlerden bu yana yani bürokraside görev yaptığım dönemlerden bu yana ilgi duyduğum sorunlar üzerinde ve çözümler üzerinde çalıştığım bir kenttir. Ee, olağanüstü değerli, kıymetli bir kenttir. Üç imparatorluğa başkent olmuş bir kenttir. Ee, dünya kentidir. Dünya kentidir diyoruz ama dünya kenti olmak için birkaç adım daha atılması lazım. Bunlar İstanbul'da atılmış e, değildir. Bunlara ilerleyen zaman içerisine girebiliriz belki. İstanbul'u İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olmalıdır sorusunu önce vatandaşlarımız cevaplamalı. Yani bir yani an şöyle, anket mi yapılmalı? Hayır şöyle. Ne olmalı? Örnek veriyorum. Eğer beni İstanbul'a İstanbullular yakıştırıyorsa elbette bizim partimizde elbette böyle bir değerlendirme yapacaktır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin partimizin tek başına tek bir kararla bir aday göstereceğini düşünmüyorum. Bu adayın karşılığı var mıdır İstanbullularda ya da diğer kentlerde? Partimiz buna bakar. Genel başkanımız buna bakar. Partimizin organları buna bakar. Bu insan bu işi yapabilir mi? Önemli olan bu kanaatin İstanbullularda uyanmasıdır. İstanbul'la ilgili çalışmalarımdan söz etmek isterim. Ama onun yanıtını ha. biraz daha net evet. almak isterim. Şimdi yani İstanbulluların ne düşündüğünü anlamanın yolu nedir? Ya da ama sizin bir niyetinizin olup olmadığını da bir. Ni Elbette istersin. niyetim var. Yola çıktım çalışıyorum. Ha, tamam o zaman o yanıtı almış evet. olduk.